Merhaba, ben Serap Evren. İlk şiir kitabım olan Aşkın Gözyaşını sokak kitaplarından çıkardım. Burada çalışan arkadaşlar, editörler, hepsi kendi alanlarında çok başarılılar. Ve ikinci romanımı ve yeniden yazmış olduğum şiir kitabımı da yine aynı yayın evinden çıkaracağım. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar, yardımcı olmamı istiyorlarsa yayın evinden telefon numaramı alabilirler ve onlara elimden gelen her yardımı yapmaya hazırım. Bu arada Uğur Bey'e de çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Hüseyin Yıldız. Başlangıç kitabımın yazarıyım. İlk kitabın başlangıcı Sokak Kitapları Yayınları'ndan çıkardım. Sokak Kitapları Yayınları'nı internetten normal destekli yayıncılığı ararken buldum. İlk aradığım zaman Uğur Bey ile görüştük. Çok hoşuma gitti ve beni direkt Kadıköy'deki Sokak Kitapları Yayınları'na davet etti. İçeri ilk girdiğimde gayet hoş bir karşılamayla sohbet etmeye başladık. Kendilerinin nasıl yeni yazarlara destek olduğunu dağıtımda, reklamda her şeyi anlattı. Daha sonra aklıma yattı ve internet ortamında ben kendi kitabımı gönderdim. Onlar PR çalışmasını yapıp geri gönderdiler bana. Ekim ayında ilk kitabımı elime aldığımda çok mutlu oldum. Yani hani çocuğunuz olur ya, aynen öyle. Daha sonra destekleri hiç bitmedi çünkü dağıtım, reklam ve devamlı yeni projeler üretmek açısından konuşmalarımı sürdüm. Şimdi yayın evinin telifli yazarıyım. Yeni kitabım Üçten Biri Yalnız'ı piyasaya süreceğim. Yine Sokak Kitapları Yayınları'ndan. Siz de Sokak Kitapları Yayınları'nı destekleyin. Çünkü biz kocaman bir aileyiz. Merhaba, ben Turgay Karakuş. Türk dili konusunda araştırma ve eleştirmenlik yapıyorum. Türk Dil Bayramı Kom isimli sitenin de kurucusu ve imkan sahibi. Uzun araştırmalar sonucunda ortaya çıkan eserini sokak kitaplarından yayınlamaya karar verdim. Kısa zamanda yayın evinin alanında uzman kadrosuyla çok iyi bir çalışma yapısı oluşturdum. Zaten sokak kitapları yayınlarının tercihim de bir tesadüf değildi. Bu yönüyle tercihimi sokak kitapları yayınlarından kullandığım için çok memnunum. Yayın evi ve ekibine çok teşekkür eder. Başarıların devamını dilerim. Merhabalar, ben Ayşe Gülten Kıracı. 34 yıllık sınıf öğretmeniyim. Son 2 yıldır çalışmıyorum, emekliyim. Ben de birikimlerimi genç nesile, yeni öğreten arkadaşlara, öğrencilere örnek olabilecek şekilde değerlendirerek onlara hizmet etmek istedim. Bu yolda benim şu ana kadar 4 tane kitabım var. Sokak Kitapları Yayıncılık'la tanıştığım zaman iz bırakan öğrencilerin 2'yi büyüyen öğrencilerimle büyük buluşma kitabımı Sokak Kitapları Yayınları'nda çıkartmaya karar verdim. Ve çok doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Şu andaki izlenimler çok olumlu. Hem okuyuculardan hem diğer yerlerden birçok olumlu tepkiler alıyorum. Okullara yaptığım söyleşilerde öğrenciler ve öğretmenler benden çok memnun kalıyorlar. Sokak Kitapları benim ikinci bir ailem. Burada editörümüz, editörlerimiz, Sokak Kitapları Yayınları sahibi Uğur Diyar Şimşek Bey, Banu Hanım, Zeynep Hanım ve kapak tasarımcı özellikle Özkan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Kendimi bir yuvada hissettim. İkinci bir ailem demiştim zaten. Bu yoldaki çalışmalarında Sokak Kitapları Yayınları'na başarılar diliyorum. Ve daha pek çok arkadaşımızın Sokak Kitapları Yayınları'na gelmesinde hiçbir sakınca olmadığını söylemek istiyorum. Merhaba, ismim Umut Ahmet Tarakçı. Sokak Kitapları Yayın Evi'nin yazarlarındanım. Sokak Kitapları'nı nasıl tanıdım? Arkadaşım sayesinde tanıdım.
Murat Avcı. Çok sevdiğim bir arkadaşım. O güzel şeyler yazıyor hayata dair. Bir gün dedi ki, ben bunları yayınlıyorum dedi sokak kitaplarından. Şöyle dedim, nasıl buldun sokak kitaplarını? Bir gün dedi, sokağa çıktım, yürüyordum. Sokak döndü ve karşıma sokak kitapları çıktı. Dedim, o sokağa ben de çıkmak istiyorum. Şimdi beraberce çıktık yola. Ve sağ olsun yayın evimizin de desteğiyle profesyonel koşu kitabımızı çıkartıyoruz. Umarım kendisini yollara vuran herkes bir gün bizde sokak kitaplarına karşılaşır. Merhaba, ben Barış Türk. Bir kişi kitabım olan isimden harfleri sokak kitapları yayıncılıktan çıkarttım. Çok başarılı bir süreçti yayınlanma aşaması. Buradan editörlerime, kapak tasarımcıma ve sokak kitapları yayıncılığa çok teşekkür ediyorum. Kitabı yazıp bitirebilme kadar kitabın kimden çıkacağı ve nasıl çıkacağı da çok önemlidir. Ben 6 yıldır yayın hayatı geçmişimde yaklaşık olarak yaptığım tüm çalışmalarda kitabı getiren her yazarın aslında bir kağıt parçası değil de ümitlerini, hayallerini masaya koyuyor. Dolayısıyla bir sene önce hazırlamış olduğum Ene Adlı'nın isimdeki kitabımı pastırmak için bir sürü yayın evi dolaştım, bir sürü insanla tanıştım ama en sonunda Uğur Bey'de karar kıldım. Uğur Bey'de bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştım. Kendisiyle yaptığı çalışmaları takip ettim. Yazmış olduğu kitapları biraz inceledim. Daha sonra internetteki ve Facebook'taki sayfalarına baktığım zaman bundan sonraki çalışmalarında kendisiyle yürüyebileceğime inandığım bir insan, bir yayıncı olarak gördüm. Dolayısıyla da hiç tercih etmeden gelip kendisine çalışmalarını, daha doğrusu hayallerini, ümitlerini teslim ettim. Merhaba, ben Merve Deniz. Sokak Kitapları yayınlarının en genç yazarlarından biriyim muhtemelen. Yazarlığa çıktığım yol biraz zordu. Sokak Kitapları'na gelene kadar herkes bana daha yaşın çok küçük, eğitim aldın mı? Çok zor bir yol. İşte birçok yazar belli bir yaştan sonra bu işe koyuluyor diye beni uyardılar. Ama ben bunları pek dikkate almadım. Çünkü bu benim hayalimdi. O yüzden hayalimi gerçekleştirmek için Sokak Kitapları'na geldim. İşte küçük görülmedim. Bu çok önemli bir şeydi. İşim ciddiye alındı. Yazdıklarım ciddiye alındı. Ve bu yolda destek gördüm gerçekten de. Ve kesinlikle yayın evi sahibinin çok sabırlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü muhtemelen en belalı yazarlarından biri bendim. Birazcık uzunluğumdur. Ama yapacak bir şey yok. Kesinlikle eğer yazmak istiyorsanız, hayaliniz buysa gerçekleştirmek için hiç beklemeyin. Çünkü şimdiye kadar hayatımda pek çok güzel anı anlatabilirim ama bunu elime aldığım anı hiçbir şekilde, hiçbir kelimeyle tarif edemem. Kesinlikle hayatıma anlam kattım. Ve bu yolda da sokak kitapları bana yardım etti. Gerçekten de memnunum.